Merhaba Doruk TV izleyenleri. Bugün programımızda sıklığı gittikçe artan şeker hastalığından bahsedeceğiz. Şeker hastalığı nedir, tanısı nasıl konur, tedavisinde neler yapılır? Ve medyada son günlerde sıkça gördüğümüz diyabet tedavisinin cerrahisinde neler yapılır? Onlardan bahsedeceğiz. Çekirge Hastanemizdeyiz. Yanımda iç hastalıkları uzmanımız Doktor Çiğdem Aksu var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu şeker hastalığı nedir? Biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki bahsederim. Diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya üretilen insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucunda gelişen bir hastalıktır. İnsülin, pankreas tarafından salgılanan, yükselen kan şekerinin normal seviyelere düşürülmesinde görevli bir hormon. Eğer bu hormon yeterli düzeyde salgılanmaz ise veya bu hormonumuz vücutta etkili bir şekilde kullanılamaz ise kan şekerlerimiz yükselmeye başlıyor ve diyabet hastalığı meydana geliyor. Peki bu diyabetin dünyadaki ve Türkiye'deki sıklığı nedir? Gitgide arttığından bahsediliyor. Aynen, diyabet sıklığı maalesef dünyada ve Türkiye'de hızla artan bir problem halinde. Yani aslında bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiş halde. Dünyada 1985 yılı verilerine bakıldığında 30-35 milyon diyabetli mevcut iken, 2000 yılında bu sayının 150 milyona kadar çıktığı, 2017 yılında 478 milyon diyabetlinin olduğu saptanmış. Bu sayının hatta 2040 yılında 650 milyona kadar çıkacağı söyleniyor. Yani diyabet sıklığı günden güne hızla artıyor. Türkiye'ye bakıldığı zaman da 1997 yılında yapılmış çalışmalarda her 100 kişiden 7.2'si diyabetliyken 2010 yılında aynı çalışma tekrarlanıyor. Her 100 kişiden 13.8'inin diyabetli olduğu saptanıyor. Yani bu geçen 13 yıl içerisinde diyabet sıklığı ülkemizde %90 oranında artmış. Şu an ülkemizde her 7 kişiden biri maalesef diyabet hastası ve biz bu çığ gibi hızla artan hastalığın ciddiyetinin farkında maalesef değiliz. Evet, çok ciddi, çok da sıklığı artan bir hastalık haline gelmiş. Peki bu sıklığının artmasının sebebi nedir? Maalesef günümüzde yanlış beslenme başlıca risk faktörü. Özellikle fast food tarzı beslenme alışkanlığı, yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenme, hamur işi ağırlıklı beslenme, tüm bu yanlış beslenme protokolü diyabet hastalığının sıklığının artmasında bir faktör. Bir diğer faktör hareketsiz yaşam tarzı. Hareketsiz yaşam maalesef çocukluk çağına kadar inmiş vaziyette. Çünkü eskiden çocuklarımız parklarda, bahçelerde oynarken, şimdi bütün çocuklarımız maalesef bilgisayar başında saatlerce hiç hareket etmeden oyunlar oynuyor. Yani hareketsiz yaşam çocukluk çağında başlıyor ve bu dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak da artan bir obezite sorunuyla karşı karşıyayız. Obezite tüm hastalıkları tetiklediği gibi diyabet hastalığını da maalesef tetikliyor ve arttırıyor. Aslında baktığınızda geçmişte yaşam tarzları diyabetin belki oluşmasına da önlem alırken ama şu an gitgide artmasının yaşam tarzımız artık sebep oluyor aslında. Maalesef öyle. Peki riskli gruplar var mıdır bu diyabet hastalarında? Tabii ki de. Yani ailesinde diyabet öyküsü olanlar, özellikle birinci dereceden akrabalarında diyabet öyküsü olan hasta grubu maalesef diyabet açısından biraz daha riskli gruptalar. Kilo her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da bir risk faktörü. Artan obezite nedenli diyabet hastalığı zaten bu kadar sıklığının artmasındaki nedenlerden bir tanesi bu. Yanlış beslenme tarzı, aşırı stresli kişilik, gebelik döneminde gebelik diyabeti öyküsü olan kadınlar ilerleyen yaşamlarında diyabet hastalığı açısından riskli grupta. Polikistik over sendromu dediğimiz, kadınlarda bir hormonal rahatsızlık var. Adet düzensizliğiyle seyredebiliyor. Bu hastalığa sahip kadınların maalesef diyabet hastalığı riski normal topluma göre biraz daha fazla. Kortizon tedavileri kullanan hastalarımız var. Kortizon kan şekerini yükseltici bir ilaç. Kortizon tarzı kan şekerini yükseltici ilaç kullananların diyabet açısından riski maalesef daha fazla. Komorbid eşlik eden hastalıkları olan gruplar var. Eşlik eden tansiyonu, kolesterolü olan hastaları olan hastalar diyabet açısından riskli gruptalar. Gizli şeker tanısıyla takip edilen hastalarımız var. İnsülin direnci tanısıyla takip edilen hastalarımız var. Bu hastaların hepsi diyabet açısından riskli grupta.
Yani bu risklere sahip olanlar aslında hayat, yaşam tarzlarına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor o zaman. Aynen, tabii ki de. Biz zaten şöyle söyleyeyim, 40 yaşından sonra her bireyi diyabet açısından belirli periyodik aralıklarla taramak durumundayız. Hı-hı. Ama bu gibi risk faktörlerine sahip olan kişileri 40 yaşını beklemeden daha genç yaşlarda diyabet açısından belirli aralıklarla tarıyoruz. Yani onlarda aslında diyabet taramasında daha genç yaşlarda başlıyoruz ve daha yakın izleme alıyoruz. Peki biraz diyabetten bahsedeyim. Diyabetin tipleri var mı? Tabii ki de. Diyabetin şu an için bilinen toplumda 4 tipi var. İlki tip 1 diyabet dediğimiz formu, bir diğeri tip 2 diyabet, üçüncüsü gebelik döneminde ortaya çıkan gebelik diyabeti, dördüncüsü de bazı endokrin problemlere sekonder gelişen diyabet formu. Ben öncelikle tip 1 diyabetten bahsetmek istiyorum. Tip 1 diyabet maalesef daha çok çocukluk döneminde ve genç adolesan dönemde görülen diyabet formu. Bunlarda mutlak insülin eksikliği var, vücut insülin üretemiyor. Ve insülin üretemediği için bu hastaların kan şekerleri maalesef düşürülemiyor. Ve biz bu hastaların kan şekerini düşürebilmek için verebildiğimiz tek tedavi insülin. Çünkü vücut insülin kesinlikle üretemiyor. Bir diğer grubumuz tip 2 diyabet. Toplumun genelinde çoğunda görülen diyabet formu tip 2 diyabet. Bu diyabet formunu daha çok ileri yaşlarda görüyoruz ve obez ve kilolu kişilerde görüyoruz. Yani genellikle yanlış beslenme tarzını benimsemiş, hareketsiz yaşam tarzı olan ve kilo artışı olan bireylerde tip 2 diyabeti daha sık görüyoruz. Tip 2 diyabetin altında yatan neden insülin direnci veya vücudun insülin salgılanmasındaki defekt. Bir diğer diyabet formumuz gebelik diyabeti. Gebelik diyabeti ne dersek, gebelikten önce herhangi bir şeker hastalığı tanısı olmayan bir kadının gebelik döneminde şeker tanısı almasına biz gebelik diyabeti diyoruz. Bir diğer formumuz da dördüncü formumuz. Bazı endokrin hastalıklarımız var bizim. Bunlara bağlı gelişen diyabet formları ama biz bunları çok daha nadir görüyoruz. Toplumda dediğim gibi en sık gördüğümüz diyabet formu tip 2 diyabet formu ve bunun da altında yatan neden yanlış beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve artan obezite. Aslında hep diyabet için ileri yaş bir hastalığı diyorsunuz ama baktığımız zaman çocukluk çağında da oluyor, ergenlik döneminde de olabiliyor, gebelik döneminde de olabiliyor, yaşlılıkta da olabiliyor. Evet. Ama en önemlisi yaşlılıkta dediğiniz gibi yaşam hayat tarzının değişikliğini yapmadıkları için pasif hayat herhalde buna sebep oluyor. Evet, maalesef. Peki bu hani az önce bahsettiniz gebelik diyabeti. Bu gebelik diyetinin hep medyada da var, şeker yükleme testinden bahsediyorlar. Biraz da bu şeker yükleme testinden bahseder misiniz? Tabii ki de. Diyabet için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bize daha gebelik tanısını alır almaz ilk geldiğinde biz aslında gebeyi şeker hastalığı açısından değerlendiriyoruz. Yani şeker yükleme testi 24. 28. haftalarda yapılıyor ama biz daha gebelik tanısını aldığında, ilk polikliniğe girdiğinde biz bu hastayı gebelik diyabeti açısından yüksek riskli gebe veya gebelik diyabeti açısından düşük riskli gebe olarak ayırıyoruz. Düşük riskli gebe ve yüksek riskli gebeyi nasıl ayırıyoruz? Mesela gebe geldi. İleri yaş gebelik diyabeti açısından bir risk faktörüdür. Aşırı kilo yine gebelik diyabeti açısından bir risk faktörüdür. Ailede diyabet hastalığının olması yine bir gebelik diyabeti açısından bir risk faktörüdür. Kadın gebe kalmadan önce insülin direnci varsa, gizli şeker tanısı varsa bu gebelik diyabeti açısından riskli gruptadır. Bu gibi kriterler taşıyan bir gebe ile karşı karşıyaysak daha gebelik tanısını aldığı andan itibaren biz bu hastaya daha yakın takip ediyoruz. Yani çünkü bu hastalarda 24. 28. haftaya gelmeden de şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Biz bunları belirli periyodik aralıklarla yaptığımız kan tahlilleriyle tanısını koyabiliyoruz. Ve bu hastalarda 24. 28. haftaya kadar eğer herhangi bir şeker hastalığı ortaya çıkmasa bile bunlar çok yüksek risk içerdikleri için mutlaka 24. 28. haftalarda şeker yükleme testini yapıyoruz. Ama düşük riskli gebemiz var. Mesela 20 yaşında daha çok genç, kilosu normal, ailesinde diyabet öyküsü yok, herhangi bir insülin direnci, gizli şeker tanısı yok. Gayet normal, sağlıklı bir bayan girdi genç yaşta. Bu hastayı düşük riskli gebe olarak takip ediyoruz. Takiplerde yaptığımız laboratuvar testlerinde herhangi bir sıkıntı yok, ultrason bulguları diyabet düşündürecek herhangi bir ultrason bulgusu yok ise bu hastalara bazen yapmaya da biliyoruz. Yani aslında bizim en başta gebeyi düşük riskli gebe, yüksek riskli gebe olarak ayırıyoruz. Yüksek riskli gebelere 24. 28. haftalarda şeker yükleme testini yapıyoruz. Biraz da tedaviden bahsedelim. Dediniz ki hani tip 1 diyabette insülin kullanılıyor dediniz.
Tip 2'de neler, gestasyonel diyabette neler yapılıyor? Tabii ki. Tip 1 diyabette maalesef bugün için tek tedavimiz var. İnsülin tedavisi, çünkü vücut insülin hiç üretmiyor. Vücut insülin üretmediği için bizim verebileceğimiz tek tedavi yöntemi insülin tedavisi. Bunlarda maalesef cerrahinin de yeri yok. Tip 2 diyabette insülin direncine bağlı gelişen tip 2 diyabet formlarında İnsülin direncini kırıcı verdiğimiz bazı ilaç tedavileri var. Bu ilaç tedavileri gündeme gelebiliyor. Bazı hasta grubunda da insülin salgılanmasında defekt var. Ve insülin salgılatıcılar dediğimiz bazı ilaç tedavileri var. Onları gündeme getirebiliyoruz. Tip 2 diyabetin tedavisinde en başlıca yaptığımız şey, tabii ki yaşam tarzı değişiklikleri her hasta için geçerli. Hastaların uygun beslenme ve diyet programına alınması her hasta için geçerli. Daha sonrasında tip 2 diyabette verdiğimiz ilaç tedavileri ve çok ilerleyen dönemlerinde insülin rezervleri tip 2 diyabetlilerde de baya azalmış oluyor. Ve çok ciddi azaldığı durumlarda insülin tedavisi tip 2 diyabetlilerde gündeme gelebiliyor. Peki ola ki tedavi edilmedi diyabet. Büyük zararları, yani komplikasyonları var mı bu diyabetin? Tabii ki. Diyabet kan şekeri yüksekliğiyle seyreden bir hastalık değil aslında. Yani toplumda sadece kan şekeri yüksekliğiyle seyreden bir hastalık gibi duruluyor ama kan şekeri yüksekliği aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Buzdağının bir de görünmeyen bir kısmı var. Çok daha ciddi komplikasyonlarla seyreden kısmı bu. Diyabet eşittir damar hastalığı diyebiliriz. Aslında diyabet bir damar hastalığı. Vücudumuzdaki tüm büyük damarları ve tüm küçük damarları tutabiliyor. Büyük damarları kasten kalp damarlarını tutabilir, ciddi kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Günümüzde diyabet hastalığı tanısı koyduğumuz tüm hastaları kalp damar hastalığı açısından yüksek riskli hasta kabul ediyoruz ve uygun kalp koruma programına aslında hastaları alıyoruz. Yani hastaları belirli periyodik aralıklarla EKG takibine ve kardiyoloji muayenesine mutlaka yolluyoruz. Çünkü kalp damar hastalıkları açısından normal topluma göre 2-4 kat daha fazla riskleri var diyabet hastalarının. Beyin damarlarını tutabiliyor, inmeler, felçler görülebiliyor hastalarda. Göz damarlarını tutabiliyor, retinopati dediğimiz duruma neden olabiliyor. Hastalarda bulanık görme, görme problemleri, ani körlüklere bile neden olabiliyor. O yüzden biz bu hastaları belirli aralıklarla, herhangi bir göz bulgusu yoksa yılda bir, göz hastalığı bulguları başladıysa 6 ayda bir belirli periyodik aralıklarla göz muayenesine yolluyoruz. Nefropati dediğimiz böbrek tutulumları görülebiliyor hastalarda. Günümüzde kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni maalesef diyabet. Hatta hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastaların en büyük kısmını kontrolsüz diyabet hastaları oluşturuyor. O yüzden biz diyabete bağlı böbrek tutulumunu saptamak amaçlı hastaların her kontrolünde mutlaka böbrek testlerine ve idrarda protein, kreatin oranı dediğimiz bazı laboratuvar testlerine mutlaka bakıyoruz ki nefropatiyi olabildiğince erken dönemde yakalayabilelim ve uygun önlemleri alabilelim diye. Şeker hastalığına bağlı nöropati dediğimiz el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma, his kusurlarıyla seyreden bir tablo da görebiliyoruz. Yani şeker hastalığı sinirleri de tutabiliyor, sinirlerde harabiyet yapabiliyor. Bu his kusurlarına bağlı olarak hastalarda ayak enfeksiyonları görülebiliyor. Çünkü hasta ayağına batan çiviyi bile fark edemiyor. Yani o kadar aslında ciddi bir acı hissetmesi gerekirken hastada o kadar ciddi bir his kaybı var ki ayağına batan çiviyi hissedemiyor ve ciddi ayak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Hatta bu ciddi enfeksiyonlar ölüme kadar bile gidebiliyor. Periferik damarları tutabiliyor, kollara bacaklara giden damarları, onlarda tıkanıklık yapabiliyor. Gangrenlerine de olabiliyor ve hastalarda uzuv kayıplarına kadar gidebiliyor. Yani diyabet aslında dediğim gibi sadece kan şekeri yüksekliğiyle seyreden bir hastalık değil. Diyabet eşittir damar hastalığı. Ve tüm sistemi tutabiliyor. Evet, vücutta kalbinden düşünebildiğimiz tüm damarları tutabiliyor, tüm damarları tıkayabiliyor ve ciddi problemlere neden olabiliyor. Hissizliğin verdiği sebeplerde ayakta dediğiniz yaralar falan açılabiliyor dediniz. Evet. Ayak bakımı önemli o zaman bu diyabet tedavide. Evet. Neler yapılması gerekiyor? Şimdi bir hasta diyabet tanısı aldığı anda hastalık hakkında bilgilendirilirken mutlaka ayak bakımı konusunda bilgilendirilmesi lazım. Çünkü biz diyabetik ayak enfeksiyonlarını çok fazla oranda görebiliyoruz. Bu hastalarda dediğim gibi nöropatiye bağlı his kusurları görülebiliyor. His kusurlarına bağlı olarak dediğim gibi ayağına batan herhangi bir şeyi fark edemeyebiliyor ve bu
nedenle ciddi ayak enfeksiyonları görülebiliyor. Hatta bazen amputasyona uzun kayıplarına kadar gidebiliyor. O yüzden bu hastalarda ayak bakımı çok çok önemli. Hasara mutlaka her gün ayak parmak araları dahil ayrıntılı ayak muayenesi öneriyoruz. Tırnaklarda değişiklik, tırnak batması, ayaklarda ısı ve renk değişikliği, akıntı, herhangi bir anormal koku fark ettikleri zaman mutlaka doktorlarına belirtmelerini söylüyoruz. Ayakların mutlaka günlük olarak temizlenmesi, yıkanması ve güzel yıkandıktan sonra güzelce kurutulması lazım. Çünkü nemli ortam da ayak mantar enfeksiyonlarına uygun bir ortam sağlıyor. O yüzden ayakların kurutulması, nemli bırakılmaması çok önemli. Ve çıplak ayakla dolaşılmaması, ayakları sıkmayan pamuklu çorapların tercih edilmesi ve ayağı sıkmayan ortopedik ayakkabıların tercih edilmesi hastalarda çok çok önemli. Hatta beyaz çorap bile giyebilirler ki yaraları falan olduğunu fark edebilsinler kişiler. Tabii ki. Bir de şöyle bir problem var. Yani bunu da çok poliklinikte gördüğümüz için söylemek istiyorum. Hastalar bazen ayaklarında çok aşırı yanma ya da aşırı üşümeden bahsederler. Ayakları çok üşüyüp uzun süre ısıtıcıyla temas ettiren hastalar var. Uzun süre kalorifer, soba veya sıcak su torbasıyla temasa bağlı olarak bu hastalarda maalesef yanıkları da çok ciddi oranda görüyoruz. O yüzden hastalara da mutlaka uzun süre ısıtıcıyla temastan kaçınmalarını öneriyoruz. Hastalarda hedef kan şekeri nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, diyabet hastalarında standart bir hedef kan şekeri değerimiz aslında yok. Hedef kan şekerlerimizi biz hastamıza göre değerlendiriyoruz. Eğer karşımıza gelen hasta, genç hasta, yeni tanı almış, diyabete bağlı organ komplikasyonları oluşmamış, önünde diyabetle yaşayacağı çok uzun yıllar var ise biz bu hastalarda çok daha rigid, çok daha sıkı kan şekeri kontrolünü benimsiyoruz. Ama karşımıza gelen hasta çok ileri yaşlı, 85 yaşında, diyabete bağlı ciddi organ komplikasyonları var, ciddi yandaş hastalıkları var ve hipoglisemi riski açısından yüksek riskli hastaysa bu hastalarda biraz daha esnek kan şekerlerini kabul edebiliyoruz. Ama genel olarak şöyle söyleyebilirim. Açlık kan şekerleri için ideali 120 mg bölü desilitre ve altı. Hatta bu 140 mg bölü desilitreye kadar genişletilebilir. Tokluk kan şekerleri için de 140 mg bölü desilitrenin altı. Onu da 180 mg bölü desilitreye kadar genişletebiliriz. Ama dediğim gibi standart bir hedef değerimiz yok. Hedefimizi hastamıza göre seçiyoruz. Acil müdahale edilmesi gereken durumları olabiliyor mu şeker hastalarının? Tabii ki. Şimdi hastaların mutlaka verilen tedaviler konusunda ayrıntılı bilgilendirilmesi lazım. En çok gördüğümüz hastalara mesela verilen insülin tedavilerini yanlış kullanma gibi durumlar olabiliyor. Hasta insülin tedavisini fazla yapabiliyor veya egzersizlerden sonra kan şekerini düşürebileceği konusunda hastanın mutlaka uyarılması lazım. Hasta o gün çok ciddi egzersiz sonrasında her zaman yaptığı insülin dozunu uyguluyor. Bu gibi tablolar sonucunda hastalarda hipoglisemi atakları görebiliyoruz. Ya da hastaların biz diyetlerini diyetisyenle birlikte ortak düzenliyoruz. Hastaların ilaç tedavilerini de o yeme saatlerine göre ayarlıyoruz. Yani hastanın o yeme saatlerine ve ilaç saatlerine saatine uyması lazım. Herhangi bir yemek saati aksar ise veya verilen ilaç tedavisi uygun saatinde alınmaz ise hipoglisemi ataklarını biraz daha sık oranda görebiliyoruz. Bir de kan şekeri yüksekliğiyle seyreden ve şeker komasının tetiklendiği durumlar var. Özellikle vücutta stres yaratan durumlar olduğunda bu enfeksiyon olabilir, travma olabilir, yanık olabilir, hasta kalp krizi geçirebilir vesaire. Yani vücutta stres yaratan herhangi bir durumda bizim kan şekerlerimiz hızla yükselir ve diyabetik komalar tetiklenebilir. Hastaların bu konularda da uyarılması mutlaka önemli. Son günlerde medyada da sık sık gördüğümüz, bahsi geçen bir diyabet cerrahisinden bahsediliyor. Şeker hastalığının cerrahi tedavisi mümkün mü? Tabii bu metabolik cerrahi diye de geçiyor. Diyabet cerrahisi diğer adı. Biz metabolik cerrahiyi maalesef tip 1 diyabet hastalarında kullanamıyoruz. Çünkü metabolik cerrahi yapılabilmesi için hastaların belirli bir insülin kapasitesi rezervinin olması lazım. Tip 1 diyabetlilerde maalesef insülin üretimi olmadığı için tip 1 diyabetliler metabolik cerrahiye uygun hasta grubu değil. Daha çok tip 2 diyabetlilerde uyguladığımız ve tercih ettiğimiz bir tedavi protokolü. Ama dediğim gibi çok ileri yıllarda bir tip 2 diyabet hastası var ise karşımızda
insülin rezervleri çok düşmüş olabilir ve hasta metabolik cerrahiye uygun olmayabilir. O yüzden karşımıza gelen tip 2 diyabeti hastasının öncelikle insülin rezervlerine laboratuvar testleriyle bakıyoruz. Hastanın insülin rezervlerinin yeterli olduğunu düşünür isek hastayı o zaman metabolik cerrahiye yönlendiriyoruz. Yani her hastaya, her şeker hastasına cerrahi yapılır diye bir şey yok. Evet. Önce değerlendirmeler gerekiyor. Tabii ondan sonra yapılabilecek olursa uygun hastaları metabolik cerrahiye tabii ki de yönlendiriyoruz. Az önce komplikasyonlardan da bahsettik. Çok ağır komplikasyonları var. Damar hastalığı aslında bir şekeriniz, şeker hastalığı. Peki bu komplikasyonlardan korunabilmek mümkün mü? Tabii ki. Yani korunabilmek amaçlı başlıca alınabilecek önlemlerin en başında diyabet dediğim gibi bir damar hastalığı ve damar hastalığından korunmak amaçlı sigaranın bırakılması başlıca alınacak önlem. Bir diğer önlem hastanın optimum kan şekeri düzeylerine erişilmesi, yani kan şekeri regülasyonunun sağlanması, tansiyonu var ise tansiyon değerlerinin normal kan basıncı değerlerine düşürülmesi, kolesterolü var ise kolesterol değerlerinin normal seviyelere getirilmesi, kilo fazlalığı var ise de kilo kontrolünün sağlanması ve uygun kiloya hastanın getirilmesi komplikasyonların önlenmesi açısından önemli faktörler. Güzel bir konuydu bugün. Önemli, sıklığı da artan bir hastalıktan bahsettik. Son olarak hastalarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Programımızın başında dediğim gibi diyabet sıklığı günden güne artan bir hastalık. Bir toplum sağlığı sorunu ve sıklığı günden güne daha da artacak. Bizim burada yapmamız gereken hasta diyabet olduktan sonra değil, diyabet olmadan önce belirli önlemlerin alınması, hastaların aslında beslenmeyle ilgili uygun bir eğitim alınması, daha ilkokul çağında, ortaokul çağında aslında okullarımızda nasıl beslenmeliyiz, beslenmeyle ilgili derslerin olması lazım. Yani toplumumuzun sağlıklı beslenme alışkanlığını mutlaka ama mutlaka bir şekilde kazanması lazım. İkincisi, hayatımızda mutlaka sporun olması lazım. Egzersiz kan şekeri regülasyonunun sağlanmasında ve diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesinde çok önemli. Hatta diyabet hastalığının gelişmesini de önleyen bir durum. O yüzden mutlaka hayatımızda egzersizin her zaman yerinde olması lazım. Bir diğer kriter de kilo kontrolü. Dediğim gibi obeziteden kaçınmak gerekiyor. Unutmayın, çok yemek hastalıkların mayasıdır. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün sıklığı gitgide artan şeker hastalığına ayrıntılı olarak bahsettik. Her zaman olduğu gibi yine anı yaşamanın gerektiğini, anı yaşayın, sağlıkla kalın, sağlığınız bize emanet, hoşça kalın.